Merhaba, Oppo Find X2 ile karşınızdayız. Tanıtımı yeni yapıldı. Türkiye'de lansmana özel internet satış fiyatı 9.999 lira. Üst seviye bir telefon ve bir süredir de merceğimiz altında. Ben bir izleyici olsaydım mesela şunu sorabilirdim. Madem bu telefon daha çok yeni, sizin ne ara elinize geçti? Bazen firmalar çıkış ya da lansmanlardan önce test amaçlı olarak ürünleri bize gönderebiliyor. Find X2 de onlardan bir tanesiydi ve onun hakkında söylemek istediğim bazı şeyler var. Ama her şeyden önce isterseniz gelin tasarım detaylarına bakalım. Çünkü gerçekten çok hoş görünüyor. Find X2'yi elime aldığımda dikkatimi çeken iki detayı oldu. Bir tanesi yanlardan kıvrımlı kocaman ekranı, bir de arka tarafta yer verilen üçlü kamera sistemi. Üründe tam 6.7 inç değerde OLED ekran kullanılıyor ve Quad HD Plus çözünürlüğe sahip. Ekran gövde oranı %93.1, ekran PPI değeri 513. Ve bunun yanında 800 nit parlaklık değerine ve HDR10 Plus sertifikasına sahip. Tüm bunların yanında ekranda tam 120 Hz'lik yenileme oranı var. Ne anlama geliyor bunlar? Kısaca açıklayalım. Günümüzde pek çok akıllı telefon zaten 6 inç üzeri bir ekranla geliyor. Çoğunda OLED teknolojisi var, IPS teknolojisi de kullanılıyor. Bunlar artık standartlaşmaya başlayan değerler, teknolojiler. Ancak 120 Hz yenileme değeri demek ekranda gördüğünüz görüntünün adeta su gibi akıyor anlamına gelmesi demek ve HDR10 Plus desteği de var. Bu ne demek? Diyelim ki YouTube aboneliğiniz var. Yüksek çözünürlüklü ve yüksek görüntü kaliteli videoları izleyebilmeniz için ya da Amazon ya da Netflix aboneliğiniz var. İşte bu değerler burada ön plana çıkıyor ve gerçekten normal bir akıllı telefon ekranıyla kıyasladığınızda izlediğiniz görüntülerin gerek renk doygunlukları, gerek kontrast, gerek parlaklık, gerekse de netlik değerleri gerçekten çok fark ediyor ve tüm bu detaylar oldukça akıcı bir şekilde, yani gözünüzü yormadan adeta bir su misali gözlerinizde buluşuyor. Bu da Oppo Find X2'yi pek çok akıllı telefondan ayıran dikkat çekici bir değer. Tabii ekranın pek çok çalışma modu bulunuyor. İsterseniz çözünürlüğü düşürebiliyorsunuz da. Zaten en yüksek çözünürlükte çalışırken özellikle yük altında, yani uzun süreli video izliyorsanız ya da uzun süreli oyun oynuyorsanız bir süre sonra ısınmalar yaşanabiliyor. Ancak bunlar ciddi seviyede ısınma seviyeleri değil. Bunu söylemem gerekiyor. Bunun yanında göz koruma modu var ve ortam ışığını algılayarak otomatik bir şekilde görüntü modunu düzenleyen ve bu sayede yine gözlerinizin zarar görmemesini sağlayan detaylar da bulunuyor. Ha, unutmadan şunu da söylemem lazım. Ekran dedik. Corning Gorilla Glass 6 koruması bulunuyor ve bir şeyler izliyorken tabii ki işitsel detaylar da önemli. Dolby Atmos destekli stereo hoparlörlere yer verilmiş üründe ve ben bunu bilmiyordum. İlk deneyimlediğim esnada Call of Duty Mobile oynadığımda fark ettim ki gerçekten çok güçlü hoparlörleri var. Ofisinizde ya da evinizde oyun oynuyorsanız ya da bir şeyler izleyecekseniz kesinlikle kulaklık takmanıza çoğu zaman gerek kalmıyor. Ekran görüntüleme teknolojileri tarafında eklemek istediğim bir konu da hareket dengeleme özelliği. Bu sayede 30 FPS ya da daha alt değerdeki düşük kaliteli videoların görüntü kalitesi biraz daha iyileştiriliyor ve Oppo'nun bu ekranında
daha iyi bir şekilde izleme şansınız olabiliyor videoları. Biliyorsunuz bu tip benzer teknolojiler akıllı televizyonlarda da kullanılıyor ve gerçekten ciddi farklar ortaya çıkabiliyor. Telefonumuzun teknik detaylarına baktığımızda Snapdragon 865 chipseti ile geliyor. Bunun yanında performansa olumlu yönde katkı sağlayan 12 GB değerde RAM ve 256 GB'lık dahili depolama mevcut. Ürün Android 10 işletim sistemine sahip, akıcı bir arayüzü var. Zaten ekranın da bir getirisi olarak fark etmeniz uzun sürmüyor. Call of Duty Mobile gibi gelişmiş grafiklere sahip bir online oyunu da uzun süreli deneyimledik ve gerek görsel kalitesi, gerek çalışma performansı, gerekse de sunulan işitsel detaylar itibarıyla memnun kaldık. Zaten yaptığımız benchmark testlerinde de ürün pek çok üst seviye Android telefonu rahatlıkla geride bırakmayı başardı. Ve gelelim kameralara. Arka tarafta özel bir üçlü kamera sistemi yer alıyor. 48 artı 12 artı 13 megapiksel olmak üzere. 48 megapiksel değerdeki geniş açılı kameramız f1.7 açıklık değerine sahip. Gün ışığında çok iyi fotoğraf ve videolar çekebiliyor. Düşük ışıklı koşullarda da pek çok rakibine kıyasla iyi sonuçlar verebiliyor. Çünkü f1.7 açıklık değeri bildiğiniz üzere daha fazla ışığı toplayıp net sonuçlar verebiliyor. 12 megapiksellik ultra geniş açılı kameramız ise 120 derecelik geniş açılı çekimler yapmamıza imkan sunuyor. Ufak bir alandaysanız etrafı tamamen elde edebilmek ya da bir manzara fotoğrafı çekebilmek ya da kalabalık fotoğraflar çekebilmek için uygun bir detay. Aynı zamanda 3 cm'den makro fotoğraflar da çekmenize imkan sunuyor. 13 megapiksellik telefoto kameramız ise 5x hibrit zoom ve toplamda 20x zoom olmak üzere yakınlaştırma detayları sunuyor. Burada da bazen sizden biraz daha uzakta olan objeleri ya da detayları yakınlaştırma babında pek çok seçiminiz oluyor. 3 kamerada da ultra gece modu 3.0 teknolojisi bulunuyor. Biliyorsunuz son dönemde pek çok akıllı telefon üreticisi gece çekimleri tarafına biraz daha odaklanmaya başladı. Zira İyi ışıklı ortamda artık çoğu telefon güzel sonuçlar verebiliyor. Yaptığımız denemelerde Oppo'nun bu modeli gerçekten gece çekim modunda iyi sonuçlar çıkarıyor. Önce bir objeyi ya da istediğiniz detayı belirliyorsunuz. Ardından tuşa basıyorsunuz. Birkaç saniyelik bir görüntü işleme sürecinin ardından en iyi fotoğraf net bir şekilde size sunulabiliyor. Burada baktığınızda renkler standart bir çekim kalitesine kıyasla daha doygun bir şekilde, daha net bir şekilde karşınıza geliyor. Bu da karanlık ortamlarda eskiye kıyasla artık daha fazla çekim yapabileceğiniz ve daha iyi sonuçlar alabileceğiniz anlamını taşıyor. Video tarafına gelelim isterseniz. Arka tarafta ürünümüz 4K 60fps değerinde video çekim imkanı sunabiliyor. Artık üst seviye telefonlarda bu özellikle standart halini almaya başladı. Lakin Oppo Find X2'de dikkatimi çeken yine işitsel tarafta bir detay oldu. Eskiden ben çok fazla konsere giderdim. Şimdi tabii karantina sürecinde olduğumuz için bu tip organizasyonlar iptal ediliyor, gerçekleştirilemiyor. Eskiden akıllı telefonlarda arka kameralar iyi detaylar yakalayabiliyordu ancak ses kalitesi o kadar iyi olmuyordu. Baslar çok boğuk olabiliyordu ya da tizler kulak tırmalayabiliyordu. Çektiğimiz videoyu izlediğimizde görüntü güzel ama ses tarafında pek bir şey olmadığını anlayınca üzülüyorduk. Ya da ben kendi adıma söyleyeyim, üzülüyordum. Fakat Oppo bu ürününde birden fazla ses kayıt profili sunuyor. Yani 3D ses profilinde örneğin ortam seslerini alabiliyorsunuz ya da tamamen bir kişiye odaklı ya da bir yöne odaklı ses kaydı alabiliyorsunuz. Rüzgar sesini filtreleyebiliyorsunuz. Tüm bunlar ne anlama geliyor? İyi görüntü detayları alırken iyi işitsel detayları da alıp ikisini birlikte kaydedebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok hoşuma gitti. Keşke yakınlarda bir AC/DC konseri olsa da bu telefonla gidip çekim yapıp detaylarını sizle paylaşabilse. Ön tarafa geldiğimizde ise 32 megapiksel değerde f2.4 açıklık oranına sahip bir selfie kamerayla karşılaşıyoruz.
görüntü görüşmeler ve selfie fotoğraflar için iyi bir performansa sahip. Tabii ki bu kamerada güzellik modu, çeşitli filtreler ve düşük ışık koşullarında çekim yapabilmeniz için dolgu ışık gibi detaylar da bulunuyor. Ürünümüzde Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 ve NFC gibi kablosuz teknolojiler bulunmakta. 4200 mAh değerde bir pile sahip ve bu pil hızlı şarj desteği de sunuyor. SuperVOOC 2.0 teknolojisini duymuşsunuzdur. 65 Watt hızlı şarj teknolojisi diyelim buna kısaca. Yani ürünü 0'dan %100'e yaklaşık 40 dakikada tamamen şarj edebiliyorsunuz ve burada güvenlik konusu da es geçilmemiş. Şarj esnasında, ki bu kadar hızlı şarj hani düşündürür acaba tehlikeli olabilir mi diye. Hayır, tüm güvenlik önlemleri alınmış ve sertifikaları da bulunmakta. Bu konuda da bir sıkıntınız, endişeniz olmamalı. Son sözlere gelecek olursak Oppo Find X2 an itibarıyla firmanın en iddialı akıllı telefon modeli. 6.7 inç değerde ekranı hem büyük hem de çok fazla detay sunabiliyor. Arka tarafta konumlandırılan üçlü kamera sistemi de gelişmiş detaylara sahip. Performanslı ve güncel bir Android çözümü bu. Ürün Türkiye'de lansmana özel internet satış fiyatıyla, yani 9.999 liralık etiketiyle teknoloji severleri bekliyor.